Cümleten selamun aleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Evet siz bu videoyu sabahleyin 10.30'da izleyeceksiniz ama ben şu anda 2 Ağustos saat 23.09'dayım. Hocam bize neden kolaş video izletiyorsun? Bizden niye yok? Bize niye almıyorsun demeyin. Mecburum bu şekilde atmaya. Çünkü çok güzel haberlerim var. Lütfen dikkat kesilin. <laughs> İlk haberimiz dünyaca ünlü olmayan forvet oyuncumuz Serdar Dursun'la ilgili. <laughs> Fenerbahçe'de 11'deki yerini kaybettiği için, gelen teklifleri değerlendirmek istediği iddia edilen Serdar Dursun için Jogue Jesus takımda kalmalı, apolu verdi diyorlar. Bakınız arkadaşlar ortaya bir iddia atıyorlar, bir duyum atıyorlar. Sonra bekliyorlar Mustafa Hoca ne diyecek üyelere ne diyecek? Abonelere ne diyecek? Whatsapp'a ne diyecek? Her yerde adamlar var. Ee, kalacak diyor. Bunun daha iyisini bulamayız. Tiago Çukur gidecek diyor. Lan. Lan sil lan sil yaz yaz. Cesus kalsın dedi yaz. Yaz. Ya sana kardeşim Cesus kalsın dedi yaz. Değiştir onu. Bak onu değiştirmezsen ben seni değiştiririm. Fenerbahçe adamı değiştirir bak. Hemen. 11'deki yerini kaybettiği için kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun'la ilgili flash bir gelişme yaşanmış. Teknik direktör casus kalmasını istemiş. Yönetime de bildirmiş. Başta şalke olmak üzere birçok kulüpten teklifler olduğu ifade ediliyordu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Net söyleyeyim. 2,5 ila 3,5 milyon euro arasında resmi teklif aldık Almanya'dan bir kulüpten. Ha şalkedir şudur budur diyemem resmi teklif aldık. Ancak Serdar Dursun'un çift forvetli sistemde gerek e, diğer sistemlerde gerek 11'de gerek sonradan e, oyuna girerek yakalayabileceği fırsatları Jesus görmüş durumda. Perşembe günkü de maçta ben Jesus'un yerinde olsam Serdar Dursun'la başlarım mesela. Hem Serdar Dursun hem Arda Güler'le başlayabilirim. Ya da Serdar Dursun ve Emre Mor kesinlikle 11'de olur. Şu Arda Güler ikinci yerde oyuna girer. Acun Ilıcalı'dan Pelkas hamlesi. Az önce de dedim ya işte bakalım Mustafa Hoca ne paylaşmış? Üyelere ne demiş? Abonelere ne demiş? WhatsApp durumunda ne demiş diye. Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Dimitris Pelkas'ın transferi için Acun Ilıcalı'dan önemli bir hamle geldi. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Bu haber komplike bir haber. Bu haber tamamı dinlenilmediği zaman yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek bir haber. Bu haberi dinleyip sonuna kadar beklemeniz lazım arkadaşlar. Sonuna kadar. ya Aç bak transfer marketi. Göreceksin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aç bak transfer market derken <laughs> size söylemedim arkadaşlar. Aynı zamanda da transfer görüşmesi yapıyorum. Bir taraftan duyumları topluyorum. Bir taraftan Bombardımana alıyorum e, üyeleri. Üye arkadaşların bir sözü var bana. Haklarını helal edecek de ben onlara belki yanlış bir duyum vermişimdir geçtiğimiz günlerde. Ama söyledim yanlış bir duyum versin diye. Neyse Pelkas'a dönelim. Görüşmeler hız kazanmış. Şampiyonlar Ligi kadrosundan UEFA Avrupa Ligi kadrosunda adı yazılmayan Pelkas için Acun Ilıcalı devreye girdiriyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Dimitris Pelkas'ın istenmediği kendisine ta ne zaman söylenildi? Diyor arkadaşlar biliyorlar. Şimdi Beştaş kısa bir süre önce devreye girdi. Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle görüşmelerde bir şey çıkmadı. Hazır Emirkan İlkan'ı vermişsin 4,5 milyon euroya. Ver 4,5'unu da Pelkas'a. Hay Emirkan İlkan ha Pelkas. Ver 4,5 milyonu. Ozan Tufan Allah yarı transfer eden Acun Ulcalı. Bu arada Ozan'la Acun için Bazılar şey ozanlar Allah yar için bazıları zılgıtlar ortaya atıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Ozan Tufan haftanın oyuncusu seçildi. Championship'te haftanın 11'ine seçildi. Öyle UEFA'nın e, 11'ine seçildi deyip de palavralar gibi değil. Yani UEFA'nın 11'ine seçilmek ile o anki haftanın 11'ine seçilmek aynı şey değil. UEFA'nın 11'i mesela UEFA Kupası'nda o sezonki en iyi kişilerden kadro kurulur. En iyi kişiler kadroya yazılır. Haftanın 11'inde o oh hafta en iyi oynayanlar yazılır. Ozan Tufan haftanın 11'ine yazıldı. Bilginiz olsun. Hani hülle yapmışız ya o Ozan Tufan. Hani milli Türk milli takımında defalarca oynamış. Transfer market piyasa değerinin, transfer market yetkililerinin düşürdü. Yoksa geçtiğimiz sezon 10 milyon, 15, 12, 15 milyon euro olan Ozan Tufan'dan bahsediyoruz. 3 milyon euro artı sonraki satıştan %50'ye gitti. Allah yer Seyyat Baneş, İran futbolunun yetiştirdiği yetenek. Görün bakın bakalım ikisi de kaç sıçrama yapacaklar. Derken Ali Koç'un kapısı bir kez daha çalındı. Pelkas için. Ben şunu söyleyeyim. Pelkas 4,5 milyon euroya Acunon takımına giderse iş yapar mı? Yapar. Galatasaray'da da iş yapar. Beştaş'ta da, da yapar. Trabzonspor'da da yapar. Anlatabiliyor muyum? Geçen sezon 32 maça çıktı. 5 gol 4 asist. Bakın kötü sezonunda 5 gol 4 asist. Kötü sezonunda. Düşünün. Yani kötü sezonunda. Ben onu söyleyeyim. Şimdi hocam arkadaşlar ben bir yerde şunu gördüm. 3 milyon 680 bin euro. Euro arkadaşlar. Hani 4,5 milyon euroydu? Hani 4,5 milyon yoydu Sen 4,5 milyon euro diyordun kardeşim. Hani nerede 4,5 milyon euro? Arkadaşlar bu %100 doğru. %1 milyon doğru. 3 milyon 680 bin euro. Altına imzamı, mührümü basıyorum arkadaşlar. %1 milyon doğru 3 milyon 680 bin euro. La Mustafa Hoca çıldırtma bizi. Nasıl 3 milyon 680 bin euro? 4 buçuğa demiyor muydun? 4 buçuk da %1 milyon doğru. Ah bu adam kafayı yemiş. İkisine de aynı şey. Sayıyor. Hocam 680 ile 4 buçuk 1 mi? Değil. Ancak 4 buçuk milyon euronun %20'si ne kadar yapar? 900.000 euro yapar. 900.000 euro yapar. Arkadaşlar 4,5 milyon eurodan yani 4,5'tan 2.2'yi değil. Orada bir bonus var. 1.5'u çıkıyorsunuz. 3 milyon euro kalıyor. 3 milyon euronun işte ırtı cırtı pırtı falan filan var. 3.250 diyelim. 3 3,250. Bunu 2 ile çarpın. Yani 6,5-650 bin euro yapar. 3.680'e 650 e ekliyorsun. 4.330.000 bin euro civarında bir şey yapıyor. Yani Pavok'un sonraki satıştan %20 pay hakkı var. 4,5 milyon euro bon servis ödendiği zaman Fenerbahçe kasasına girecek para 3 milyon 680 bin euro. Sizin sormanızı istediğim tek soru şu. Hepinizden beklediğim tek soru şu. Ya hocam 4.5 doğruysa, 3.680 doğruysa daha ne bekliyor? Uzun zamandır pelkası istemiyor Daha ne bekliyor? Ağırdan alıyorlar. Ben de onu çözemiyorum ya. Lan Acun gibi bir başkan olmuşsun daha ne istiyorsun ya? Acun gibi bir patronunuz olsun istemez misiniz? Derim hocam vallahi Acun'dan şey yapan onu söyleyeyim. Macho o. Bu arada yani Pelkas konusunda inşallah anlatabildim arkadaşlar. Pelkas'ın yolu açık olsun. İnşallah. Ee, ha gitmeyi çok istemiyorlar İstanbul'dan orası da ayrı mesele. Maçoi Tichikolo. Dijalo. Bu arkadaşlarla ilgili sosyal medyada bir duyum gördüm. Diyor ki duyumu veren kardeşimiz 19 yaşındaki bu futbolcu için Cesus'un listesinde olan bir oyuncuydu. Yakın zamanda aracılar tarafından da önerildi. Giden oyunculara göre teklif yapılır. Arkadaşlar yaş 19. Hemen milli takım kariyerine bakın. Hemen alt lig. U19, U18, U17 toplam 18 maç alınabilir. Alınabilir yabancı kontenjanından yemiyor. Nasıl yani? Arkadaşlar yabancı kontenjanı 8 artı 6, 14 artı 3. O artı 3'ü doldurur bu. Bu arkadaşımız 20 yaşının altında mı 21 yaşının altındaki yabancılardan alt yaş milli takımdan da 10 kez oynadılarsa sayılmıyorlar. O artı 3'e dahil. 37 maça çıkmış. 2 gol 1 asist. 1211 dakika. Arkadaşımız e, merkez orta saha 8-10 oynayabilen 6 da oynayabiliyor ama 6-8-10 diyelim merkez orta saha oyuncusu. Bunun gibi çok arkadaşımız var. Mesela bir tane Forvet ismi verdiydim size inşallah hatırlıyorsunuz. Felipe Canat'ın Fenerbahçe teklif yaptı demiş İtirafta bulmuş. Santos forması giyen Felipe Canat'ın yılın başında Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi. Yılın başlarında Fenerbahçe'den bir teklif geldi. Şimdi müzakereler için yeni bir fırsat ortaya çıktı. Umarım mümkün olan en iyi şekilde sonuçlanır. Kulübe ise henüz herhangi bir resmi teklif yapılmadı. Şu anda temsilcim bunu biraz uyduruyor arkadaşlar. Niye uyduruyor? Kulübüyle görüşüldü. Ee, yılın başında değil. Transfer sezonunun başında. Ben bunun adını da verdim. Fenerbahçe kulübüyle görüşmeden futbolcunun asla görüşmez. Fenerbahçe'yi başka takımlarla karıştırmayın. Transfer şikesi yapan takımlarla karıştırmayın. Transfer şikesinden ceza yiyen takımlarla karıştırmayın. Yetiştirme bedeli beklememek için yani vermemek için e, oyuncunun yaşını doldurmasını bekleyen takımlarla karıştırmayın. O hafta maç yapacağı takımın futbolcuna transfer teklifi götüren takımlarla karıştırmayın. Şu anda temsilcimle kulüpten sormak işte resmi teklif gelmesi durumunda görüşme yapıyorlar falan filan diyor. Şu. Felipe Canıt'ını alabilir miyiz hocam? Hani Canıt'ını alsak şey çok iyi bir oyuncu hocam. Ezgi Can Ezgi Can'ı öne koysak. Olur mu? Arkadaşlar böyle bir ihtimal zayıf da olsa var. Bakın belki ilk kez benden duyacaksınız. Bir sol bek daha alma ihtimalimiz zayıf da olsa var. Yok değil. Bilginiz olsun. Bu arada Ezgi Can Alevski, e, an açıklandı. Kapı yapıldı. Al Ahli'den yıllık 2.6 milyon euro maaş kazanıyordu Alioski. Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? 1.4 milyon euro. Değil. 1.2 milyon euro. 1.4'ünü orası edecek. 1.2'sini burası. Yani Mustafa Hoca'nın duyumları pıtır pıtır tıkır tıkır çıkmış oldu. 1. 2. Ezgi Can'ı biz bir senelini aldık değil mi? Kötü matematik yapan bir arkadaşımız ne der biliyor musunuz? 1 eşittir. 1 artı 2 der. Doğru. Atilla Salai'yi İtalya'dan talip. Önemli duyumları bir kez söyler geçerim bu arada bilginiz olsun yeni aboneler. Bologna savunmasını merkezlere transfer yapmak istiyor. Bunlardan birisi de Attila Salai olduğu belirtildi. İtalyan Serie A temsilcisi Bologna eee Titi'nin Tiate'nin yerine Salai diyor. Bunu geçenlerde de konuştuk. Diğer aday Hollanda'dan falan filan Wolfsburg Fulham'la adı geçiyor. 43 maça çıktı. Bir gol 2 asistlik performans sergiledi. Ancak dünkü idman fotoğraflarına dikkatlice baktığınız zaman Atilla Salahi ile birlikte George Jesus'un yan yana sarmaş dolaş bir fotoğrafını gördünüz. Bu fotoğrafı seni bir yere bırakmam olarak tabir ediyorlar ama ben fotoğraf yorumlamayı bilen bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O fotoğrafta şu yazıyor. Hayatım böyle on numara forma giyme... Yok pardon hatlar karıştı. E, yine gözümüz yükseklerde hayat geçiyor perde perde. İstiyorsan Salai'yi sen de vereceksin 14 artı milyon euro diyor. Sonu olmadı ben de farkındayım da. Ee, vermek istediğim mesajı anladınız değil mi? Yani diyor ki avucunuzu yalarsınız 14 milyon euronun altına verirsiniz. Vermem arkadaş diyor. Vermem arkadaş yedekte bekletirim. Ya Futbol hayatını bitiririm ya. Bitiririm. Göndermiyorum hiçbir şey. Hiçbir, hiçbir yere göndermiyorum ya. Atilla Selahi'yi göndermiyorum. Vermezseniz 15 milyon diyor. Vermiyorum arkadaş Fenerbahçe futbolcusunu göndermiyorum diyor kesin olarak. Diego Rossi için takas ihtimali. Brezilyalı Forvet Pedro Dos Santos Enzo Billahi bu ne biçim isim bu? Pedro Dos Santos'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Fenerbahçe Flamengo ile takas görüşmelerine başladı. Haber doğru başladı, yanlış gidiyor. Haberde doğru olan Flamengo Rossi takas. Önümüzdekilerde de çok sıcak gelişmeler yaşanabilir. Ya, hakikaten ya ne kadar sıcak abi ya. Esmiyor ya. Vallahi esmiyor. Sizin oralar nasıl sıcak değil mi? Aa, bu transferdeki gelişmeler Pardon. Flamengo'dan William Arao'yu ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan yönetim. Ölüyü ne? William Arao'yu yani Gustavo'ya katan yönetim. Şimdi de Pedro Dos Santos için girişimlere başladım. Ya ben geçtiğimiz günlerde size ne dedim? Size ben ne dedim kardeşim? Gabi almak. Bak Gabriel Balboza ya. Gabriel Balboza sen Ali Koç değil misin ya? Millet seni paran için aldı ya. Seni millet pa pa paran var diye başkan seçti. Gabriel Balboza'yı alacaksın ya. Ya şey al Pico'ya al. Ezgi Ramos al. Ya bu nal yakışır ya. Benzema al git orada da diyor. Sanki Benzema da diyor ki gelin beni alın ben bedavayım diyor. Bunları al kardeşim ya. ya al, al al oymuş. Al, al o ne ya? Elektrikler gitti de o ortalama gibi ya. Sensörlü lamba gibi. Ara o ne ya? Aziz Yıldırım aynen böyle söyledi. Ara ne böyle. Orta gibi. Sensörlü lamba gibi derdi. İddialara göre uzun süredir transfer konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl 14 milyon euro ödediler. Rossi'yi geçtiğimiz yıl Fiorentina'dan transfer ederken kasasından tam 14 milyon euro çıkarmıştı. Rossi'yi almışlar mı? Pedro'dur o. Yanlış yazmışsınızdır. Teknik direktör Jorge Jesus'un Pedro ile Fenerbahçe yönetimine çok olumlu bir dapo sunduğu öne sürülüyor. Ben size bir şey sorayım mı? Ama bana harbi cevap verin. Pedro'nun gelme ihtimali yüksek. Gabriel Barbosa'nın da. Hocam böyle bir sordun ki şimdi ben ne desem laf sokacak millet sanki. E sen çok iyi biliyorsun falan filan diye. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi sevgili arkadaşlarım bakın. Ben diyorum ki Gabriel Barbosa'nın alınma ihtimali Pedro'dan yüksek. Ya hocam sen saçmalıyorsun. Adamın 26 milyon euro değeri var. Öbür adamın değeri 10 milyon euroydu sanırım. Değil mi Flamengo Transfer Market? Birinin 10 milyon euro değeri var. Öbürünün 26 var. Sen diyorsun ki 26'nın e, alınma ihtimali ondan daha yüksek diyorsun. Aynen onu söylüyorum. Tamam hocam ben başka bir soru soracağım. Bunlar forvette kim oynatacak? Bana ne lan kim oynatıyorsa oynatsın. Samatta verelim. Berisha verelim. Çikil daha verelim. Yok o bizde değildi pardon. Kolosko verelim artı bir miktar para. Yok, o hiç olmuyordu. Arkadaşım 17,5 milyon euroya Inter'den 2020 yılında aldıkları Gabriel Barbosa'yı alma ihtimalimiz. 4 Ocak 2021 tarihinde yani 1,5 sene önce Fiorentina'dan 14 milyon euroya aldıkları Pedro'yu alma ihtimalimizden daha yüksek. Bu da burada kalsın. He hocam sen zamanında Gabriel Barbosa'ya yani niyetimiz var dedin ya kıvırmamak için böyle diyorsun. Aklınıza ne getiriyorsanız onu getirin. Son olarak bu Salvatore Sirigu ile ilgili arkadaşlar duyumlar sanırım doğruymuş. Çünkü sosyal medyadaki birçok duyumcu... İsmini vermeyeceğim. Ya Sabuncuoğlu falan e, şey yapmışlar. Ee, ne demişler? Belinde kayma var. Yok, o başkaydı pardon. 6 gün transfer için iyi bir süre mi demiş? Tazminat için iyi bir süre. Pardon arkadaşlar şey haber karışmıştır. Fenerbahçe Genoa'dan ayrılan tecrübeli İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'ya resmi teklif yaptı. İsmi Portekizcesi var mı Sirigu'nun? Ya İspanya'da oynamış, Sevilla'da oynamış, Osasuna'da oynamış. Ya İspanyolca, Portekizce. Benzer diller. Değil mi? Yani biz ne arıyoruz? Ya Flamengo, ya Jesus'la birlikte çalışma, ya Brezilyalı olma, ya da Portekizce bilme arıyoruz. İspanyolca biliyordur o da. Şimdi kaleci 35 yaşında. 12 Ocak 87 doğumlu. 1.92 boyunda yabancı İtalyan kaleci. Bu bana çok salakça geliyor. Ama bir taraftan da düşündüğümüz zaman abi Ertuğrul Taşkıran'ı 3 milyon TL'ye verecek Kasımpaşa 1,5 milyon euro para istedi. Gökhan Hakkan atıp tutuyorsunuz yok işte iki futbolcu artı 500 bin euro falan filan. 2,5 milyon euro para çektiler Gökhan Hakkan'a. E, teklifte bulunduk. Bunu çektiler sonra biz dedik ki bizim alakamız yok. Onlar da bizim alakamız yok. Devam edelim. <laughs> Mert Günok. Mert Günok 2,5 milyon euro istiyor Beşiktaş. Volkan Babacan. Hadi alın bakalım kaça veriyorlar. Abdullah Yiğiter var Hatay'dan eski futbolcumuz. Biz Tarık Çetin'e madde koydurmamışız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tarık Çetin'e geri alma maddesi koyduramamışız. Haberiniz olsun. Ee, bizdeki bazı çöpler de gitmiyor. Mesela Lemos çöpünü versek. Alsak diyoruz o da gitmiyor. Zaten gitse alırlar mı? Yöneticilerimizden bir tanesinin menajeri Palva Pallavicino ile online görüşme gerçekleştirdiği iddiaları var. Fenerbahçe yerli kaleci bulamıyor. Bunun üstüne Sirigu ile temas kuruyor. 8 artı 3 kuralından dolayı kalede yerli düşünüyoruz. Ama şartlar bunu gerektirdi falan filan diyor. Bu iki şey olabilir. Bir, sosyal medyayı yemlemek olabilir. İki, rakiplere blöf çekmek olabilir. Vermiyorsanız vermeyin kardeşim. Ben de bunu alıyorum. Sizin elinizde patlasın. Hazır para kazanma ihtimaliniz varken diye. Yani 300-400 bin euro teklif eder Fenerbahçe gider birine. Bu arada Fenerbahçe'nin altyapı kalecilerine eee düşük yaşlı kalecilerin süperlik takımları alabilir ya da birincilik takımları alabilir. Bunda enteresanlık yok. Bunda bir enteresanlık yok arkadaşlar. Ama ee, bunda enteresanlık yok ama enteresan olan şey nedir? Enteresan olan şey şu. Yani kulüplerimizin bu kadar tok gözlü olmaları beni öldürüyor ya. Beni bitiriyor ya. Ya arkadaş etmeyin eylemeyin. Bu kadar da tok gözlü olmayın ya. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Küçük bir uyarıda bulunayım. Videoları iyi izleyin. Beğeniler atın. Video izleme sürenizi arttırın. Yani video izleme sürenizi arttırın. Sürpriz üyelikler hediye edilebilir. Hatta bir kardeşim diyor ki yani ben diyor bakacağım abone sayın arttı mı? İşte maç maç bakacağım. Abone sayın atıyorum. 150 kişi arttı mı? Arttı. Ben o maç Sonuç ne olursa olsun 100 kişiye üyelik hediye edeceğim diyor. Yani bu kardeşimizin mantığına göre ayda 8 tane maçımız var. 800 kişiye üyelik hediye edecek ayda. Benim için 8 bin lira para değil. Yeter ki diyor Mustafa hocamın gönlü olsun. Diyor. Mustafa hocamın kanalı büyüsün diyor. Ee, reklam için konuştuk. Çok yüksek bedeller istiyorlar arkadaşlar. Kanalın reklamına. Ben kanalı biraz daha büyütelim istiyorum abone sayısını. Ama çok yüksek bedeller isteniliyor. Bilginiz olsun. Ben yüksek bedeli oraya vereceğim. Başka bir şey yaparım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben teşekkürlerim sunuyorum. Hocam biz yetmiyor muyuz? Yetiyorsunuz arkadaşlar. Ama maalesef beğeni sayıları çok düşük. Bakın 700'ün üstünde herhalde üye sayımız var. Yani yanlışım yoksa 750'ye yakın belki üye sayımız var. Belki Perşembe günü 850 olacak o üye sayısı. Yani 750 tane beğeni yoksa videolarda ahde vefa imandandır. Vefasız arkadaşların hepsine diyorum ki İmanınızı sorgulayın. Yani adam size hediye üyelik veriyor mesela. Ne bileyim adamın size hediye üyelik vermesinin amacını ne zannediyorsunuz? Şov yapmak mı? Adam kanala destek için veriyor. Sizin de en azından beğeni atmanız lazım. Yani üyeliğiniz bittiği zaman bir daha üyelik istiyorsanız üye iken de beğeni atmanız lazım. Sistem sizi beğeni motoru olarak görüyor. Yani beğeni atın diyor. Aboneliğiniz bittiği anda üyelik çekilişinde direkt ilk sıradasınız. Üye abone fark etmiyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle burada ortalığı karıştırmak için birkaç tane dangalak var. O dangalakların dediğine inanmayın. Kanala katkınıza göre abonelik veriyor. Belki de arkadaşlar gizliyorlar kanalın takipçisi olduktan akılları sıra ama sistem bunu gerektiriyor. Çok yakında da muhtemelen kanal yöneticisi liste verecek. Misal veriyorum. Batuhan Istık diyecek ki kanal yöneticisi bunun çok yorumlarını beğenisini görüyorum. İşaretle. İşte bu iki yıldır abone aboneliklerini görüyorsunuz diye şahsım adına söylüyorum iki yıldır bir adamın aboneliği varsa videolara yorum atıyor beğeni atıyorsa ben direkt o adamın adını veririm yani şurada üç günlük bir haftalık abonenin adını vermem o yüzden bir an önce abone olun adam orada üç günlük abone olacak öbürü bir aylık abone olacak bir aylık abonenin yanında da ben görüyorum mesela kalp işareti var i̇şte yorum işareti var yorum sıralaması izleme sıralaması ben açık söyleyeyim kimsenin hakkını kimseye yedirmem. Yani destek olan arkadaşlarımızın hakkında kimseye yedirmem. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.